Gifco'dan selamlar. Pazar günkü Adana ve İstanbul yarışları ile karşınıza geliyorum. İlk önce Adana'yı vereceğim. Daha sonra İstanbul'la ilgili tahminlerimi paylaşacağım. İstanbul bizim için önemli olacak. İstanbul ayrı bir program olacak. Adana'ya da kısa bir yorum yapıp geçmeyi planlıyorum. Bir 10 dakika civarı bir tahminim olacak burada da. Ama asıl mesele İstanbul'da kopacak. Asıl oyun orada olacak. Umarım İstanbul'a harcadığımız vakit, verdiğimiz emeklerin sonucu güzel bir sonuç alarak, başarılı olarak geri dönüş alırız. İnanılmaz desteğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Şu an her şey çok iyi gidiyor. Bu aralar iyi atlar buluyoruz. İyi sonuçlar alıyoruz. Umarım bu şekilde devam ederiz. Tabi bu aralar başarılı gidiyoruz ama başarısız gittiğimiz zamanlar da olacak elbet. Yani olmayacak değil. Ben hiçbir zaman %100 başarılı olacağım. İşte alın şu ata şöyle basın, şu ata şöyle yapın, şu atı şöyle oynayın kesin gelecek demem. Hiçbir zaman demem. Bana aykırı bir şey bu. İkili isteyenler oluyor. Ben ikili asla vermem. İkiliye çok karşıyım, ikili çifte. Yani onların kaybı çok büyük olacağı için ben o tür oyunlara girmem. Benim vereceğim oyun altılıda size yardımcı olmak. Siz eğer verdiğim tahminlerden bir ikili çıkarabiliyorsanız sizin sorumluluğunuzda, bunu söyleyeyim. Onun dışında ben şurada gidin şu atı ikili oynayın demem. Diyemem. Bana aykırı. Alt taraftan videomu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Beğeniler ne kadar fazla olursa bizim için o kadar iyi. Güzel destekleriniz için herkese teşekkürler. Sayfamıza yeni katılanlara buradan selamlarımı iletiyorum. Umarım bu şekilde, güzel bir şekilde devam ederiz. Adana ile ilgili hemen başlayalım. Videomu beğenin ve başlayalım bugün Adana'ya da. İstanbul'u biraz geç paylaşmayı düşünüyorum. Gecenin geç saatlerinde. Haberiniz olsun. Gelelim Adana'ya. Adana'yı banko ile başlayacağım. Banko ile başlamayı inanılmaz severim. Bayılırım. Banko ile başladım mı o oyun bana keyif verir. Bugün de öyle olacak. Ben ilk ayakta 2 numaralı Line Efe'yi size banko olarak öneriyorum. Yani bulup bulabileceği en güzel grupta koşuyor. En uygun grupta koşuyor. Son üçüncülüğünde ben artık tamam dedim. At olmuş. Kum yarışında direkt tek atacağız dedim bir sonraki yarışında. Ve bu kadar da uygun grupta koşacağını ben bile beklemiyordum. Yani Botan atlarla, Beautiful Lucy'ler, Madame Chernobyl, Limitless belki biraz bu grupta iyi olabilecek bir at ama Line Efe kadar değil. Alttakiler zaten Maiden. Yani Line Efe bulup bulabileceği en uygun grupta koşuyor. Benim bugünkü ilk bankom 2 numaralı Line Efe olacak. Rakip bana göre 5 numaralı Limitless olur. Yani başka belki Beautiful Lucy olabilir de yok ya. 2 numara bence kazanır. Benim bugün Adana'daki bankom. Güvenmiyorsanız 5'li gayana yönelebilir veya tutunuz atlar varsa dahil edebilirsiniz. Ben Line Efe'nin kazanacağını düşünüyorum. 2 bankom. Altılı Gayan ikinci ayağına geldiğimizde burayı kalabalık geçeceğim. Zor bir yarış çünkü yarışta neredeyse çoğu at önde gidiyor ve önde giden atların da bitirme şansı var. Çünkü mesafe 1200. Bolt Girl kaçar, Young Boy kaçar, Bachelor Decrus kaçar. Yani alttaki isimlerden de giden olursa şaşırmam. O yüzden bu yarış hızlı gidecek. Ama hızlı gitmesine rağmen öndeki bir isim de bitirirse dediğim gibi şaşırmam. Geriden gelecek de çünkü çok öyle aman aman bir isim yok. Neden yok? Çünkü yani ben Kara Derviş'e mi güveneyim? Kara Derviş'e ben hayatta güvenmem. 1200'de bir de yetiştirebilir mi? Şanslı çocuğa mesafe çok kısa. Yetiştirebilir mi? Soru işareti. Ben buraya 6 atla geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ama sıralama şeklinde verecek olursak 1, 5, 2, 4, 3, 6 şeklinde buraya geçebiliriz. Ben 6 atında yazılması taraftarıyım. Bana bu koşu zor geldi. Yani Kara Derviş biraz mesafe 1400 falan olsa Kara Derviş'e güvenirdim. Çünkü gidişat çok lehine ama 1200'de ben Kara Derviş'e güvenmem. Siz güvenebiliyorsanız artık değerlendirin. 1, 5, 2, 4, 3, 6 burası yeterli olur bana göre. Üçüncü ayağa geldiğimizde. Ya burası zor gibi görünen bir yarış. Ben burada 2 numara Fahrenheit ile başlayacağım. Ya bir önceki ikinciliği inanılmaz iyiydi. Gölgeyle burunla kaybetti. Bence o yarış kazanmış kadar değerli bir yarıştı. Sonraki yarış Ankara'da. O yarışı ölçü almayalım. Adana'yı seviyor bu at. Grupta çok böyle aman aman bir grup değil. Eğer Fahrenheit grubu ortada takip etmeyi başarırsa bence yarışı kazanması normal sonuç olur. 2 numara Fahrenheit, 2 smog yazalım. İlk rakip 6 numara Kalfalar bir. Devamlı iyi koşuyor. Yani ne gün ne yapacağı belli değil. Kazanırsa şaşırmam. 1 numara Derin Mavi. Bugün bakıyorum önde boş kalabilir. Belki Beton Ayak önde kaçar. Ama Derin Mavi 1-2 giderse, liderliği alırsa iyi koşar. 2-6-1 ön planda. 3 at yeterli olabilir buraya. Ama garanti almak adına 8 numaralı Ildır esintisinde yazarak 4 atla burayı geçebiliriz. 2, 6, 1, önde, 8 daha sonra. Geldik buraya. Burayı da 3 atla geçtik. Bir tane de banko atalım ve güzel bir oyun yapalım bana göre.
Yani yarışa baktığımızda 4 numara Kara Fırat önde gidecek. Cihan'a bedel belki Puzzle da öne yakın gider. O da onları yakın takacak ama konuşamadım. Kara Fırat'ı önde rahatsız edecek net olarak bir isim yok. Ama şöyle bir sorun da var. Kara Fırat Çin'de çok eksik. Yani Kara Fırat bitirebilir mi? Yani kuponlarımıza yazacağız Kara Fırat ama ben burada ilk şansı 2 numara Solid Brothers'a vereceğim. Ya yani birincisi eğer çok gerilerde kalmaz, çok gerilerde takip etmezse Burak Bektaş, doğru zamanda yürümeyi başarırsa 2 numara Solid Brothers bu grubu geçer. Ben ilk şansı 2 numara Solid Brothers'a veriyorum. İlk rakip 4 numara Kara Fırat. Çin'e eksik olsa da gidişat çok lehine. Kara Fırat sonlarda çok etkili gelip kazanabilir. Kuponlarda olsun. Bir de 1 numara Power Love. Yani son yarış çok iyiydi ama 8 gün İstanbul'dan gelip burada başarılı olabilecek mi bir soru işareti. Ama yazılır. 2-4-1 bana göre burası için yeterli. Ben puzzle tutmuyorum. Siz tutuyorsanız puzzle Cihan'a bedel ve Doktor Orsu yazabilirsiniz. Ben tutmuyorum. Siz tutuyorsanız yazın. Burada size cazip bir tane bağ oynayacağım. Yani AGF'si ne çıkar tahmin edemiyorum ama çok ön planda değerlendireceğini düşünmüyorum. Umarım da cazip çıkar. Çok da yayılmaz at. Ben 7 numara güzel anı size bugün banko olarak öneriyorum. Yani baktığımızda son yarışındaki dördüncü inanılmaz iyiydi. 1.31'lerde bir yarış yaptı. Diğer maiden yarışlar 1.34, 1.33'lerde bitti. Kazanan atlardan bahsediyorum bu arada yani. Kazanan atlar 1.34, 1.33 yaptı. Güzeran dördüncü olmasına rağmen 1.31 ile bitirdi. Ben Güzeran'ın son yarışını çok beğendim. İnanılmazdı. Ve yarışın her yerinde çok kolay tempoda geldi. Bence Müslüm Baydan o gün çok erken hamle yaptı. Onun da dezavantajını sonlarda durarak yaşadı. Ben bugün çok öyle aman aman bir isim yok grupta. Yani bazıları Urfa'dan gelmiş, bazıları İzmir'e gitti işte. Sık koşanlar var. Ben oldukça uygun grup olan 7 numara Güzeran'ın kazanacağını düşünüyorum. Böyle cazip bir tane tek lazım bize. Bana göre 7 numara Güzeran kazanır. Bugünkü ikinci bankom. Rakip tuttuğunuz atlar varsa yazın. Size kalmış. Ben 7 numaralı Güzeran'ı tek atacağım. Umarım AGF'si düşük çıkar ki cazip olur. Geldik sonraya. Sonraya da kalabalık geçip ya alternatif tek de önereceğim burada ama kalabalık geçmek daha mantıklı. 4 numara Dublin'i yani beni yakından takip edenler, dinleyenler bile son yarışta ne dedim. 4 numara Dublin'i son yarışta banko olarak oynamıştım. İsa Akyavuz biniyordu o gün. İsa Akyavuz'a şöyle dedim. Ne olur önlerde gitme. En geri bekle. Sprint at. Ama o gün İsa Akyavuz'u altı iki takip etti yarışı. Viraja doğru öndeki rakibi atlayıp kazanmaya çalıştı ve hayatının hatası oldu. Sonlarda durdu at. Yani Mücahit Bayır bu hatayı yapmaz. Bir Mücahit Bayır da böyle atlara kazandırmayı çok sever. Ben 4 numara Dublin'in bugün büyük ihtimalle gerileri takip edip sonlarda etkili geleceğini düşünüyorum. Alternatif Bankom isteyenler tek olarak tercih edebilir. Bence yani ufak oynayanlar mesela burada 4 tek atsa 6 kere 4 5 lira kupon yapar verdiğim kupon. Gayet de güzel. 4 numara Dublin Alternatif Banko. Yanına 7 tane 2 4 6 7 atta geçeceğiz burayı toplamda yani. Ama 4 numara isteyen tek atabilir. İlk rakip 10 numara Sword Times. Son yarışını beğendim. 1-2 sıkıntı yaşamasına rağmen start sonu falan iyi geldi. Bugün iyi koşabilir. 11 numara Torun Kallas. Son yarışlarından ötürü geri planda değerlendirilebilir ama bu tür grupları her zaman geçebilir. Dikkat. 12 numara Yosun Sultan çok geri planda kaldı. Ama bu at saatli bomba gibi her an patlayabilir. Mutlaka yazalım. 5 numaralı Feveran. 2 numaralı Tubankama. Ve 9 numaralı Queen of Silver'da yazarak buraya geçebiliriz. Ben 1 numara renk farkını tutmuyorum. Yazasım da gelmiyor. Bugün inadına da yazmayacağım. Siz tutuyorsanız 1 numara renk farkında 7 at bu kadar yazmışız yazabilirsiniz. Ama ben yazmayacağım. Son yarışını beğenmedim. Siz tutuyorsanız yazın. Sıralamam 4 ön planda alternatif banko 10, 11, 12, 5, 2, 9. Adana 10 dakikada bitirdik. Bence güzel oldu. Artık İstanbul'a bakacağız. Adana için söyleyeceklerim bu kadar. Tuttuğunuz atlar varsa onlara öncelik verin her zaman söylüyorum. Videomu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Aramıza yeni katılanlara buradan selamlarımı iletiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.